sevgili öğrencilerimiz, değerli yöneticilerimiz ve çok sevgili Şakir hocamız. Bugün burada Profesör Şakir Erkoç hocamızın 70. doğum günü kutlamak için toplandık. Bana bu anlamda çalıştığı ilk konuşmacısı olma onurunu bağışladıkları için öncelikle çalıştığı organizatörlerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Şakir hocamızın bilime bağlılığını, ciddiyetini, çalışkanlığını, sabrını, ilkeliğini hepimiz biliyoruz. Ama şu anda burada bulunanların hepsi belki de hocamızın profesyonel hayatı boyunca elde ettiği başarıların boyutunu bilmiyorlardır. Bunun için izninizle öncelikle hocamızın özgeçmişinden kısaca bahsederek konuşmamı açmak istiyorum. Profesör Şakir Erkoç, 1948 yılında Konya'da doğdu. Lisans eğitimini 1972'de ODTÜ Fizik bölümünde tamamladı. Daha sonra sırasıyla 1974 yılında yüksek lisans ve 1977 yılında doktora derecelerini ODTÜ Teori Kimya bölümünde aldı. İçimizde daha genç olanlarımız belki bu noktada biraz şaşırmış olabilirler. Zira bildiğimiz kadarıyla ODTÜ Teori Kimya bölümü diye bir şey şu anda yok. Bu kısa ömürlü fakat önemli bölüm 60'lı yılların sonunda Oktay Sinanoğlu'nun bölüm başkanlığında kuruldu. Şakir hocamızın yanı sıra Ersin Kutsever, Şefik Süzer, Turgay Özel gibi günümüzün önemli akademisyenlerinin eğitim gördüğü bu bölüm kısa süre sonra maalesef kapandı. Bu bölümün öyküsünü anladığım kadarıyla Sayın İskender hocamızdan dinleyeceğiz. O yüzden ben bu kadar bahsedeceğim. Şakir hocamız da bu vesileyle fizik bölümüne katılmış oldu. Fizik bölümünde görev yaptığı süre boyunca neler yaptı derseniz. 270'ten fazla yayın yaptı. Yayınların konularını seçerken en güncel, teknolojiye en yakın olabilmesi için sürekli literatürü takip ediyoruz. Şakir hocanın odasına bir kez de olsa girdiyseniz, yerden tavana kadar makalelerle kaplı olduğu dikkatinizi çekmiştir. 20'den fazla yüksek lisans tezi, sahiplerinin arasında bu güzel çalıştayın organizatörlerinin de bulunduğu 20 adet doktora teziyle. Öğrencilerine sadece danışmanları olduğu dönemde değil, sonrasında da Volkan Akker. Kocaman bir akademik aile yarattı. Bu güzel ailenin en yeni üyesi de sevgili Merdiyon. Öğrencilerin hepsi hayatta çok başarılı oldu. Büyük bir kısmı yurt içinde ve yurt dışında akademisyen oldu. Öğrencilerini defalarca öğlen yemeğine götürdüm ama hiçbirimize bir kuruş ödemedim. Öğrencilerin en güzel günlerinin de yanında oldu. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çalışmalar yaptı. Amerika'da, Japonya'da ve İngiltere'de misafir bilim adamı olarak çalıştı. Çok sayıda uluslararası konferansa katıldı. Bölümümüzde de çok ders verdi, yeni dersler açtı. Özellikle açtığı çok parçacıklı sistemlerin simülasyonları ve nanobilim ve nanoteknoloji derslerini benim öğrencilerimin neredeyse tamamı aldı. Çok sayıda ödül aldı, kitaplar ve kitap bölümleri yazdı, amfilik potansiyeller geliştirdi, popüler bilim makaleleri yazdı, ODTÜ'nün çiçeklerinin resimlerini çekti, kısacası çoğu insanın elde edemeyeceği kadar başarıya imza attı. Durmaksızın çalıştı, bu mesleğin gerektirdiği minimumun çok çok üzerine çıktı. Ama bana göre en önemlisi de Şakir Hoca her zaman için iyi bir insan olmanın en güzel örneklerini bize verdi. Bundan sonraki yıllarda da vermeye devam edeceğine dair en küçük bir şüphem yok. Bu noktada verilecek örnek çok. Fakat ben yıllar içerisinde bizzat dahil olduğum anlardan bahsedeyim. Şakir Hoca ilk defa 1999 yılında üniversite son sınıf öğrencisiyken aldığım kuantum mekaniği dersine tanıştım. Konuya ilgimi ve isteğimi gören Şakir Hoca beni hemen o anda beraber çalışmalar yaptığı Profesör Selim Çırıcı Hoca'nın daha yeni kurulmuş olan Bilkent'teki ofisine götürdü. Bir saat kadar iki yüzey arasındaki sürtünme kuvvetlerinin, makale denilen ve bilim adamlarının yazdığı metinlerden bahseden iki hocamı hayranlıkla dinledim. İlk defa bilimsel sürece bu kadar yakından tanık oldum. Çoğu hocanın ilgili bir öğrenciyi elinden tutup akademik bir araştırmaya dahil etmek, hele ki o zamanlar, aklına gelmezdi. Şakir Hoca ilk elimden tutalım. Mezun olduktan sonra Amerika'ya gittim. Bölüme yeni bir okutman olarak döndüğümde ise Şakir Hoca yine orada bekledi. Çok şaşıracaksınız belki ama geldiğimde henüz kadrom onaylanmamıştı. Ve bir ofisim yoktu. Şakir Hoca beni ofisindeki meşhur misafir masasında misafir etti. İki ay boyunca odasını işgal ettim. Çay odasından beraber kahve aldık, beraber çalıştık, makale yazdık. O zamanlar bir evim de yoktu. Annemlerin daha altyapısı tamamlanmamış, ulaşımı zorlu,
sokaklar çamur içinde olan yeni orandaki yeni evlerine gidip geliyorum. Şakir Hoca her türlü itirazıma karşı 2 ay boyunca beni her gün arabayla annemlerin evinden aldı ve akşamda bıraktı. O günden beridir iyi kötü her önemli günümde yanımda oldu. Her başarımı kutladı, her üzüntümü paylaştı. Düğünüme geldi, öğrencilerimin jürilerine geldi. İçinde sevgili İhsan'ın da bulunduğu arabasını Turuncu yolunda eşime emanet etti. Kısacası karşılıksız olarak hepsi verici oldu. İyi insan olmanın gereğine çok güzel bir örnek. Şakir Hocam, bu söyleyeceğimi siz de bir noktada yaşamışsınızdır. Ben kariyerimi tamamlayarak daha başka uğraşlara yönelen hocalarımın arkasından hep bölümün artık eskisi gibi olmayacağı hissiyatına kapıldım. Özellikle benim gibi 18 yaşından beri neredeyse hayatımın tamamı bölümde geçmiş biri için ayrılan her hocamın arkasından bir boşluk gelir. Yılların getirdiği alışkanlıklara ve birbirimizi uzun zamandır tanıyor olmamızın getirdiği aşinalığa veda etmek oldukça zordur. Bu ilk bakışta yüzünlü bir söylem gibi geliyor ama aslında böyle bir etki yaratabilmek herkese nasip olmaz. Ben de bir gün arkamda böyle şeyler hissedecek insanlar bırakmıyorum. Aynı zamanda biliyorum ki her ne kadar sizi aynı sıklıkta göremeyecek olsam da bu yeni yaşınız en az bölümümüzde aktif olarak çalıştığımız zamanlar kadar derin bir başlangıç olacaktır. Size hayatta en çok sevdiğiniz şeyleri, en çok sevdiğiniz insanların varlığında yapmaya devam edeceğiniz nice mutlu, başarılı ama en önemlisi sağlıklı uzun yıllar diliyorum. Nice yaşlar olsun. Hande Hocam'a güzel işten tanıştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de tercüman oldunuz gerçekten. Bu arada hepinize tekrar hoş geldin diyoruz. Bugün bildiğiniz üzere Şakir Hocam'ın 77 yaş gününü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Ayrıca ben şunu da anlatmak istiyorum. Ayrıca Şakir Hocam'ın bölümden ayrılışını da açıkçası bir veda partisi şeklinde, veda workshop'ı şeklinde olacaktır. Hande Hocam'ın dediği gibi ben son üyesiyim. Güzel ailenin, Şakir Hocam'ın özelliğini yaptığı. Bu güzel bir akademik aileniz var. Tekrar sizlerle bu ortamı paylaştığınız için bizler gerçekten çok mutluyuz. Ve şu anda diğer açılış konuşmamızı yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Ahmet Oral Hocamız, Dekan Hocamız, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Hocamız, Antron Hocamız danışmak istiyoruz. Sayın Şakir Hocam, sayın misafirlerimiz. Benden bir açılış, benden bir konuşma yapmak istediğimde çok memnun oldum. Ben misafirimle ve yaklaşık 5 yıl önce ben de pandemiyle misafir olarak geldim. O zaman benim de bir yıl olarak kadrom yoktu. Daha sonra işte kadrom her akademisyenin başına geldim. Ben de bekledim. O arada Şakir Hocam'la koridorlarla konuştuk. Yemek yedik, çay içtik. Her zaman bana desteğini bildirdi. İşte koridorlarda, asansörde karşılaştığımızda ara sıra bilgiyi konuştuk. Ben kendisinden çok ilham aldım. Hocamın yaptığı çalışmaları az çok biliyordum ancak Hande hocam da çok iyi ifade etti. ODTÜ'ye ya da herhangi bir Türkiye'de akademik kuruma yeni gelen hocalar aslında bir şey oldular. Sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Hayal kırıklığı yaşıyorlar kısmen. Ben hocamın mentörlük yaptığını da bilmiyordum. O bence çok önemli bir hizmet. Belki üniversitelerimizde sadece o diğer okullar bile yöneticilerin belki bu konuda bir öne yapalım, çalışma yapması gerekiyor. Benim hocamın akademik kariyerinde gördüğüm en önemli başarı bence yazdığım makalelerden daha çok Türkiye'de yetiştirdiği öğrenciler. Ortalamaya vurursak 2 yılda bir doktor öğrencisi yetiştirmiş hocamız. Türkiye'deki çalışma koşullarının zorluğunu ve diğer yaşadığımız sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bence bu çok önemli bir sayı. Benim şahsi teorim de Türkiye'deki bilimin, teknolojinin gelişmemesinin en büyük nedeni Türkiye'de yapılan yüksek lisans ve özellikle doktora çalışmalarının yetersizliği. Ben de Türkiye'de doktora yapmış bir kişi olarak bunun ne kadar zor olduğunu tüm hayatım boyunca doktora yaparken daha sonra da yaşadım. Dolayısıyla 20 sayısı, belki yurt dışı için çok az gibi gözüküyor ama 20 sayısı bence Türkiye için yapılmış.
doktoralar için çok önemli bir sayı. Ben hocama bu başarısı için çok teşekkür ederim. Hocam, hayatının neredeyse hepsini ODTÜ'de geçirmiş. Tarihlere bakarsak, ben 2 yaşındayken ODTÜ'ye girmiş. Pardon, ODTÜ'ye girmiş. Uzun yıllar ODTÜ'de büyük bir sabırla, büyük bir sebatla çalışmış. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu 70 ve diğer yaşlar, işte ilk 18'de başlıyor, 18'de basınca hepimiz çok önemli bir şey olduğunu sanıyoruz. Her işte ondan sonra 20, 30, 40, 50, 60 farklı bir dönem oluyor. İnşallah hocamızın diğer 10 yaşlarında hep beraber deriz. Ben kendisine sağlıklı uzun bir ömür temenni ediyorum. Teşekkürler. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Bölüm Başkanımız Altı Özkeniz, Profesör Doktor Altı Özkeniz'i konuşu yapmak üzere davet ediyoruz. Önceki eğitim hocamızdan sonra söyleyecekte bir şey kalmadı aslında. Öncelikle Şakir hocama, benim katılımcılara fizik bölüm başkanı olarak hoş geldiniz demek istiyorum. Şakir hocamız, bölümümüz 1960 yılında kuruldu. Şakir hocamız da 68 yılında, 67-68 yılında bölümümüze katılmış, bölümün ilk öğrencilerinden sayılır. Ahmet hocam dedi, 2 yaşındaydım o zamanlar diye. Ben henüz doğmamıştım o zamanlarda. Hatta lisans derecesini aldığımda bile 72 yılında daha doğumuma 4 yıl varmış. 1980 yılından beri de bölümümüzde araştırmacı olarak katılmış, o zamandan beri de bölümümüzde çalışıyor. Bir bakıma düşünürsek hem öğrenci olarak hem hocamız olarak neredeyse bölümümüzün kuruluş gününden bu yana bölümümüzde bulunan bir hocamız kendisi ve bölümümüzü bugünkü ODTÜ Fizik bölümü yapan hocalarımızdan biri. Bölümümüzde özellikle atom ve molekül fiziği konusundaki lokomotif hocalarımızdan, sanırım okulun kurucularından diyebileceğim bir hocamız. Bu alanda 20'nin üzerinde doktora öğrencisi, 20 doktora öğrencisi, 22 yüksek lisans öğrencisi yetiştirmiş ama aynı zamanda hani hocamızın da bahsettiği gibi pek çok öğrencimizin de elinden tuttuğunu duydum. Yayınları işte 150'nin üzerinde, 270'in üzerinde hatta yayını var. Bu yayınlarda da ODTÜ Performans Ödülü'nün 1999 yılından beri aralıksız olarak almaya devam ediyor. Öğrencileri bir kısmı gün burada ama hepsi hem yurt içinde hem yurt dışında pek çok kurumda araştırmalarına da devam etmekte. Şakir hocamız maalesef 3 yıl önce emekli oldu. Ama neyse ki bölüm hala bölümümüzde aktif olarak özellikle atom ve molekül fiziği konusunda dersler vermeye devam ediyor. Bu yıl maalesef bana uğrayarak ders vermeye artık devam etmeyi düşünmediğini söyledi. Bölümümüzün kaybı adına üzülmekle beraber ders vermeyi bırakıp kendisine bir ofis kurup ofisinde araştırmalarına devam edip kitap yazmayı planladığını söyleyince de kıskanmada denemedim. Benim de en büyük emeklilik hayallerimden biri. Umarım birbirimize de nasip olur. Şakir hocamızla ilgili diyecek başka bir şey de diğer hocalarımıza ekleyecek başka bir şey de bulamıyorum. Konuşmamı bitirirken Şakir hocama bilimle dolu nice yıllar diliyorum.